bu haftanın trendlerine hoş geldiniz. Rocketbook Wave, çalışırken defter ve kalemden vazgeçemeyenler için yepyeni bir dijital ürün. Defterdeki çalışmaları dijital depolama ile birleştirip düzenli bir şekilde Dropbox, Google Drive, Evernote, OneNote ya da bir e-posta hesabına aktarabiliyorsunuz. Defterin sayfaları mikrodalga fırında bir süre bekletildikten sonra ısıyla birlikte tertemiz oluyor. Bu sayede kağıt israfı ortadan kalkıyor ve defter defalarca yeniden kullanılabilir hale geliyor. DiskCactus'un geliştirdiği AI Scry adlı mobil uygulama, cep telefonunuzun kamerasının gördüklerini sözel olarak anlatabiliyor. Yapay sinir ağlarının katmanlı tanımlama sisteminden yararlanan uygulama, çeşitli betimlemelerde de bulunabiliyor. Şu anda sadece iOS platformlarını destekleyen bu uygulamada, çıkarım mantığının ayarlanabildiği bir menü çubuğu da yer alıyor. Yapay sinir ağlarının yaygınlaşması ve hareket alanının genişlemesi için bu tip deneysel projelerin katkısı artıyor. Extend, Alman tasarımcı Karina Dosch tarafından tasarlanan açılıp kapanır bir küvet. Sadece 7 kilo ağırlığında ve 8,5 mm genişliğindeki bu küvet, karbon fiber iskeletinin yıkanabilir ve su geçirmez yumuşak bir kumaş dokuyla kaplanmasından meydana geliyor. Proje 2016'da Red Dot tasarım ödülünü de almış. Domino's Pizza, dünyanın ilk otonom pizza kuryesi Diario'yu tanıttı. Domino's Pizza'nın inovasyon merkezi D-Lab ve Avustralyalı Marathon Targets işbirliğiyle geliştirilen kurye robot, otonom araçlardan tanıdığımız LiDAR sensör teknolojisini kullanıyor. Böylece yol üstünde engel oluşturabilecek nesneleri lazer ışığı ile tespit edebiliyor. Umbrella, Vizu'nun geliştirdiği bir akıllı şemsiye prototipi. Şemsiye sapına yerleştirilen sensörler sayesinde toplanan nem oranı, sıcaklık, atmosfer basıncı ve güneş ışığı verisi yağmur yağma olasılığını hesaplıyor. Eğer yağacak gibi ise akıllı telefonunuza 15 dakika önceden bildirim yolluyor. Şemsiye başlığında yer alan GoPro kamera yuvası da Umbrella'ya ait kullanıcı deneyimini geliştiren küçük ama önemli detaylardan birisi. Çevrim içi seyahat acentası Expedia, hasta çocuklar için bir sanal gerçeklik projesini hayata geçirdi. Projede St. Jude Çocuk Hastanesi'nde tedavi gören ve tedavileri sebebiyle hastaneden uzaklaşamayan kanser hastası çocuklar hayallerindeki yerlere 360 derece kamera deneyimi sayesinde gittiler. Gerçek zamanlı yayın yapan 360 derece kamera sistemiyle hastanenin bir odası görüntüleme odasına çevrildi. Çocuklara bu yolculuk sırasında çocuklardan gelen yönergeleri uygulayan Expedia çalışanları eşlik etti. Bir sonraki Bigo Migo haftanın trendlerinde buluşmak üzere.